Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Altışay'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Kafada kulaklık olmayınca biraz tuhaf kaçıyor konuşmam çünkü kendimi görebiliyorum rahat rahat. Ama hoş geldiniz, evet çayım gördüğünüz gibi hazır. Saat 6'ya yaklaşıyor, olsun tam 6 değil ama. Şöyle bir yudum alarak açılış yaptım. Evet, hazırım yani sorularınıza hazırım, böyle biraz gecikti bu bölüm ama. Şöyle sorularınız önümde duruyor. Bir belgenin üstünde hepsini toplamış bir haldeyim. Çok teşekkür ederim. Soruyu yollayan bütün ahlarıma çok teşekkür ederim. Yine her zaman olduğu gibi hani kanal, videolar, YouTube yayın falan bunlar hakkındaki sorular değil de daha biraz daha böyle bir özel hayat, belki biraz daha felsefe, dünya, insanlık falan, böyle yaşam gibi bir zaman gibi bir şey, bu tarz sorulara öncelik verdim. Çünkü zaten videolar, yayınlar, onlar bunlar falan. Bunları zaten videolardayken, yayınlardayken siz soruyorsunuz veya yorumlarınızı bir şekilde ben görüyorum. Yine videolarda ve yayınlarda cevaplıyorum. Yine bu şekilde şey yaparız. Böyle bir sohbet havası olsun, şey olsun. Benim için çok okey. Evet, yavaş yavaş başlayacağız, şey yapacağız. Söylemem gereken şey var mıydı diye düşünüyorum şu an. Oh, tam da böyle şey oldu. Açık, hava güzel, ışık da geliyor. Lan başlayalım. Wow. Senin buna gerek yok. Görünmeyebilir misin acaba? Teşekkürler. Yani göz zevkimi bozdu yani için. Neyse. Evet. Başlıyoruz. Sence insan kaçında evlenmelidir? Yani tabii yine insandan insana değişir. Ama insan genç sayılacak bir yaştayken daha evlenmemeli bence. Çünkü yani tabii hani okey ben bununla evlenirim dediğiniz bir kişiyle tanışıyorsunuz. Veya hayatınız birazcık daha o yönde kuruluyor olabilir. Bu şey, böyle bir şey kurmak istiyor olabilirsiniz. Böyle bir hayat kurmak istiyor olabilirsiniz. Tamamen insana kalmış. Yani en azından kendi açımdan konuşmam gerekirse hala o genç yaşlardayım, insanın hayatının dinamizminin sürekli değişebileceği, hareketlenebileceği bir yaştayım. Kişiliğimle alakalı bazı şeyler de zaman içinde değişebilir. Davranışlarım belki değişebilir, alışkanlıklarım değişebilir. Bunlar birazcık daha böyle bir dalgalı değil, hafif böyle stabil bir noktaya geldiği zaman evlenmek istiyorum ki hani bazı şeylerin çok değişmeyeceği, kafanızda kurduğunuz o planların şeylerin çok da bozulmayacağı veya oynamayacağı belli olsun. Ben şeyde değilim böyle ya işte ben şöyle bir plan yaptım, ben bu planların işlemesini istiyorum hayatımda değil de yani evlendiğim zaman önüme çıkacak sorunları çözerek, onları çözerek ilerlemek, ilerleyebilmek istiyorum. Eşimle birlikte. Böyle bir şey anlaşılmasın. Ama en azından bir 30'u beklemek gerekiyor. Şu çağda her şeyin çok hızlı değişebildiği, her türlü bilgiye hemen ulaşabildiğiniz, çok fazla şey deneyimleyebildiğiniz bir çağda en azından bir 30 beklemek gerekiyor. Bir şey açısından da az çok öyledir herhalde. Yani yine o yaşlara gelince işte okey, maddi olarak şu an her türlü artık bir düzenim kuruldu. Her şeyim hazır, ben hazırlıklıyım. Önüme çıkan şeylerle baş edebilirim de diyebilmek gerekiyor tabii. O yüzden bir 30'un bence bir görülmesi lazım. Bir olması lazım. Yani ama 25'inde olan arkadaşlarım var. Arkadaşlarım. İnsana göre değişir. Ben kendi düşüncelerimi anlattım. O zaman içelim. Yine her zamanki gibi her sorudan sonra çayı biraz içeceğim ve sizin de görebilmeniz için cam bardak aldım. Yani cam bardaklardan birisini aldım. Yeni bir cam bardak aldım. Normalde ben daha kupalardan içmeyi seviyorum. Böyle daha seramik kupalardan içmeyi seviyorum ama. Gelin. Ah be, yeşil çay mis gibi. Geri dövüşmeli korku oyunlarını mı daha çok seviyorsun? Geri dövüşme olmayan korku oyunlarını mı? Okey. Geri dövüşmeli korku oyunlarına örnek olarak Outlast, Amnesia, Slender gibi oyunlar verilebilir. Geri dövüşme olma, yok geri dövüşmeli korku oyunları da değil. Geri dövüşme olmayan korku oyunlarına
Bunlar örnek verilebilir. Geri dönüşmeli korku oyunlar ise işte Silent Hill, hani PT değil de önceki Silent Hill'ler, Resident Evil, Dead Space falan bunlara şey olabilir. Ben ikisini de seviyorum. Yani ben ikisini de oynuyorum. Dead Space'i de oynadım, çok keyif aldım. Resident Evil'ı da oynadım, çok keyif aldım. Diğer şekilde Amnesia'yı da oynadım. Outlast'ı da oynadım. Ben hepsinden keyif alıyorum. Geri dövüşmeli korku oyunu yapıyorsanız bazı şeylere daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii orada bir belli bir denge unsuru var, şey var. O dengeden azıcık böyle sapınca oyunun korku unsuru azalabiliyor. Veya can sıkıcı bir seviyeye gelebiliyor. Çünkü o yaratıcı çok artık game design, oyun tasarımı, deneyim tasarımı, narratif dizaynı falan giriyor bunlar ama. Yani onun çok iyi ayarlanması lazım. Her zaman çok iyi ayarlanmayabiliyor o. İşte geri dövüşme olmayınca, silah kullanma bir şey, herhangi bir şey olmayınca daha rahat bir şekilde ilerleyebiliyor. Tabii bu arada geri dönüşme olmayınca oyun olan kısmına başka unsurlar üzerinden verebilmeniz lazım. O unsurların da bir kısmında doğru düzgün işinizi yapamayınca bu sefer o çok çakıyor. Mesela bir puzzle koyuyorsunuz, puzzle'ına aslında bir şey vermiyorsunuz falan. Yani puzzle'a böyle tam çok ipucu vermiyorsunuz. İnsanlar orada bir 2 saat, 3 saat orada kalıyor. Aa, neyden korkacağım şimdi ben 2 saat, 3 saat anladın mı ya? Kılmışım artık o noktada. Oyun atıyorum falan. Veya oyuna 3 saat hiçbir düşman yok. Hiçbir düşman yerleştirmeniz. Ben düşünüyorum ki okey tam bu oyunda düşman yok herhalde. 3 saat sonra düşman ortaya çıkıyor beni kovalayacak. Ne yani? Bir de zor bir bölümse özellikle. O bölümün tasarımı veya testleri iyi yapılmamışsa çok kötü oluyor. O da çakıyor yani. Yani her türlü sanırım İşin mutfak tarafında biraz daha şey var. Hani ben hangisini tercih ediyorumdan ziyade karşındaki insanlar ne kadar iyi oyun yapıyor. Bunu iyi düşünmek lazım. Evet, günün anlam ve önemini şey yapan bir 21. yüzyılda artık cevaplanmış olması gereken bir soru. Ha ben bunu şey yapayım. Evet, bu soruyu cevapladıktan sonra yine bir ah mis gibi enfes. Monarşi mi, cumhuriyet mi? Monarşi desem inanmayacak. Cumhuriyet. Yani de değil diyorum falan. Oradan başka bir şeylere bağlıyorum falan. Yok ben net bir şekilde cumhuriyet diyorum. Bu konuda çok kesindir yani şeyim. Nerede durdum? Hani zaten içinde bulunduğumuz çağda böyle bir iki şey karşı karşıya getirilince hangisini seçeceğiniz az çok belli de. Diğer bütün unsurlara karşılaştırılınca ben yine şey diyorum. Okey tamam cumhuriyet. Okey bu da bir soruydu o yüzden. Yine çayımı içtim. Siz de inşallah benimle birlikte içiyorsunuzdur. Umarım sizin de çaylarınız hazırdır. Umarım siz de altıda izliyorsunuzdur bu video. Yoksa bozuşacağız. Çok kötü bozuşacağız. Gerçekten şey olmayacak yani. Hiç gerek yok böyle şeylere. Her insanın yapması gereken ve yapmaması gereken şeyleri söyler misin? Her insanın yapması gereken ve yapmaması gereken şey. Her insanın yapması gereken bir takım şeyler vardır demeyeyim. Çünkü böyle bazı şeyler gerçekten çok öne çıkarılmaya çalışılıyor veya bence tarafından veya başka iletişim unsurları tarafından ya şunları şunları kesin yapmalısınız, şunları şunları kesin yapmamalısınız gibi bir şey yok abi. Yani senin dünyan, senin kişiliğin, senin hayatın. Bakın altı çayımıza kutsanıyor. Yani şu an kutlu bir şey içeceğim. Zaten ben de bunu şey suyundan demlemiştim, zemzem suyundan demlemiştim. Bir de o baptiz edilen kutsal ben şu an şeyim yani benim işimde şu an bir şey yok, bir hayalet, cin, şeytan falan hiçbiri yok. İmkansız şu noktada. Neyse. Yani şu olabilir. Günümüzde dil kullanılırken yıkıcı ve yıpratıcı bir dilden ziyade daha yapıcı ve daha kapsayıcı bir dil kullanılmalı bence. Çünkü zaten hali hazırda bazı şeyler böyle devrile devrile gidiyor. Genel olarak konuşuyorum. Şeyleri daha da artık böyle zorlamaya veya yıkmaya veya ayırmaya, yakmaya. Anladınız siz yani. Olumlu değerler bir tarafta dururken olumsuzlara kaptırıp koşturmaya, dövmeye etmeye gerek yok. O yüzden daha yıkıcı veya yıpratıcı bir dil kullanımı yerine daha yapıcı ve kapsayıcı bir dil kullanımı diyorum. Ha, bu da şey demek. Yani insanlar seslenirken
toplumun sadece belirli bir kısmını kapsayan bir dilde değildi. İşte o odadakileri, ya bulunduğunuz ortamdaki insanların az çok hepsine hitap edecek bir dil kullansanız, kelime seçiminizi ona göre yapsanız fena olmaz. Biraz da bu konularda az çok uğraştığım için işte yazım yaparken şey yapıyorum falan, hani belli kelime seçimlerine daha fazla özen göstermeye çalışıyorum. Belli cümle kurarken bir şeylere dikkat ediyorum. Böyle şeyler de gözüme çarpıyor az çok. Yendirmeye çalıştığım şu sanırım. Sadece kelime seçimi olarak değil de, o da dahil işin içine, ama tarz olarak da, üslup olarak da biraz dil dikkat edilmesi gereken bir şey. İnsanlar genelde çok umursamıyor bu konuda, çok görmezden geliyorlar, ama dil gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü iletişim kuruyorsun abi. Bütün insanlarla iletişim kuruyorsun. O yüzden daha yapıcı ve daha kapsayıcı bir dil daha güzel olabilir. Diyorum, benim de diyeceğim tek şey de budur şu noktada. O zaman yine bir yudum daha alıyorum. Çay mı kahve mi? Yani bunu zaten banko artık böyle cevaplıyoruz, şey yapıyoruz. Çay sürekli içebileceğiniz, böyle arda arda seriye bağlayıp içebileceğiniz bir şeyken, kahve biraz daha böyle tek atımlık. Yani bir bardak içersiniz ya bir kupa bir şey artık içersiniz. Birkaç saat, en az birkaç saat hiçbir şey içmezsiniz. Ben günde birkaç kahveyi geçmiyorum zaten şu an, ki birkaç kahve de biraz fazla olabilir bir gün için. Çay içiyorum. Bazen hiç içmiyorum çay. Çay çok daha böyle günlük, çok daha böyle casual, çok daha ağırlığı yok. Birçok asarım bu. Kahvenin biraz daha ağırlığı var, affedersiniz. Çayın çok da bir ağırlığı yok. Çok hafif bir içecek. Ben ikisini de seviyorum. Ha, ben kahveyi daha çok seviyorum. Ama çay da çok kullanışlı bir şey. O yüzden içiyorum da içiyorum yani. Hoşuma gidiyor. Güzel bir şey. O zaman biraz daha içebilirim. Ülkede değişmesi gereken şeyler. Çok ayrıntılı bir şekilde cevaplamayacağım bu soruyu. Bu şekilde özetleyeceğim. Bu soruyu daha rahat bir şekilde, daha içim rahat, daha kolay sonuçlarını çok da endişeli bir şekilde düşünmediğim bir zaman, geriye yine bir şeyler kalmış olacak ama az bir şey kalmış olacak. Eskisi kadar fazla bir şey kalmış olmayacak. O yüzden ilk değişmesi gereken şey ve en azından bu şeylerden birisi, şu soruyu daha rahat cevaplayabileceğim bir çevre ortamına geçiş yapmış oluruz diyeceğim. Çok da şey yapmak istemiyorum şimdi. Ya benim bir şeyim var hani, bu mesela, bu herkes bu şu an kanalı izliyorsun, ne diyorsun, videoları izliyorsunuz. Mesela Twitter'dan ve Instagram'dan ve kafama göre konuşurum, dedim şey yaparım. Ama mesela şu videolar herkese hitap ediyor. O yüzden herkes izleyebilsin, yorumların altına konuşabilsin, edebilsin istiyorum. Çok da böyle o konuya, bu konuya girmemeye çalışıyorum ama yani felsefede yapılması gerektiği zaman yaparım. Çok şey yapmadan, dediğim gibi. Daha kapsayıcı bir tarzda. Az önceki soruya da gönderme yaptım. O zaman bir yudum daha alırım. Eski kitleni geri döndürmeye yönelik çalışmalar kafanda dönüyor mu, yoksa halinden memnun musun? Bu soruyu da almamın nedeni biraz daha netleştirmek bu konuyu. Eski kitleyi geri döndürmeye yönelik çalışmalar kafamda yok. Yani ara sıra şey olmuyor değil, ha wow şöyle şeyler yapsam evet bir canlanma olur, şeyler olur, hani şöyle projeler olur. Ama yani bu kanalda proje yürütecek kadar zamanım veya enerjim yok. Çünkü başka şeyleri yapmaya çalışıyorum, başka şeylerle uğraşıyorum. Uğraştığım o şeylere zaman ayırıyorum. Zaten şu an biraz da şey, ha şu an hali hazırda insanlar dönüp görüyor. Okey, sanırım benden bu kadar. Ben daha fazla izlemeyeceğim diyenler zaten ceketini alıp çıkıyor. Çok okey bu. Ben uygun yani. Benim için bir sorun yok. Ama tamam, ben izlemeye devam edeceğim diyenler de kalıyor. Bu süreci hızlandırmak istiyorum ama bu şu olduğundan daha hızlı bir hale gelemez zaten. Dediğim gibi bununla ilgili bir sorunum yok.
Sürecin sonunu getirdiğimiz zaman belki kanalda daha ve videolarda, yayınlarda kanalda daha verimli olabiliriz. Bakalım. Şu an için böyle. Yudum daha. Echoes of Insanity çıktığında yayını ne zaman gelir? Echoes of Insanity arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız bir ekip olarak yaptığımız bir korku oyunu. Yapıyor olduğumuz bir korku oyunu. Aşağıdan açıklamalarda şeyini falan bulabilirsiniz. Linklerini bulabilirsiniz. YouTube kanalı da orada vardır. Echoes of Insanity çıktığında yayını ne zaman gelir? Yani oyunun kendisini sizlere daha ayrıntılı bir şekilde tanıtmak için bir iki video yapabilirim. Ama oyunun kendisinin yayını ben yapmam. Çünkü kötü bir hamle benim için. Demosunu oynayabilirim. Oyunun demosunu sizlere gösterebilirim. Ve demosunu zaten siz de oynayabilirsiniz zamanı gelince. Şu an bir şey yok. Yayın ama ben yapmam zaten. Oyunun kendisinin videolarını ve yayınlarını benden görmezsiniz. Ama yakın çevreden belki görebilirsiniz. Bakalım. Ben her türlü duyururum zaten. Wow. Hani şöyle şöyle bir video var. Bir bakın şuraya derim. Boyun kaç ahbap? Tahmin 177 santim. 177 yok. Ben ben şunu cevapladım bu arada. Oh mis gibi. Çayı birlikte bitiriyoruz işte ya. İşte budur. Boyun kaç ahbap? Ben 1.85'im. Yani bir 8 santim, bir 15-10 santim bir oynama var dediğin şeyden. 1.85'tim en son. Kısaldım mı, uzadım mı? Öyle miyim yani? 1.85 yani. İşte. İdeal bir düzen olabilir mi? Bence ideal bir düzen kesinlikle olamaz. Bu arada ekranımın ekran simsiyah. Ne zaman ekran komple gidecek onu çok merak ediyorum. Neyse, ideal bir düzen bence olamaz, var olamaz. İnsanlık için, uygarlık için ideal bir düzen var olamaz. Çünkü böyle bir düzen var olduğu zaman insanlık ölür, uygarlık ölür, biter, durur, durma noktasına gelir. Durma noktasına geldiğimiz anda ölürüz. Kesin. Ama ideal bir düzen arayışını hiçbir zaman bırakmamalıyız. Hiçbir zaman ideal bir düzen olmayacak bize, olmayacak olmasına rağmen... Evet, neyse o bir cümleydi böyle. Böyle bir şey olmayacağına rağmen ideal bir düzen arayışını hiçbir zaman bırakmamalıyız. Her zaman aramalıyız ki her zaman kusurlarımızı düzeltebilelim, kendimizi geliştirebilelim ve ileriye doğru gidebilelim. Geleceğe doğru yürüyebilelim. Bu böyle ideal bir düzen arayışını asla bırakmamalıyız. Doğan içeyim mi? Konuşurum ben bu konuda ama böyle yani. Özet olarak aslında söyleyecek daha fazla bir şey yok. Bir mükemmeliyet var. Hayali bir mükemmeliyet var. Bir kusur var. Buna aslında ulaşamayabiliriz. Ama hiçbir zaman da buna ulaşmayı bırakmamalı. Yaklaşık bir yıldır istediğim bir gitar vardı ve bir yıl boyunca onunla sürekli onun hakkında araştırma yapıp onu almanın hayalini... Yaklaşık bir yıl boyunca onunla diye girince cümle devamı çok kötü bir şekilde gelecek gibi geldi kulağa ama yok, rahat olun. Bir yıl boyunca sürekli onun hakkında araştırma yapıp onu almanın hayalini kurdum. Epey de pahalı bir gitardı. Bu hafta salı günü sonunda girip gitarı aldım ama aldığımdan beri keşke almasaydım diye bir pişmanlık var içimde. Ve enstrümanlarda iade hakkı da yok. Sundan çıkarıp çalasım bile gelmiyor. Pahalı bir şey alınca da sana da böyle oluyor mu? 5 gündür içinde çok fena bir pişmanlık var. Nasıl aşarım bu duyguyu? Çok kötü bir his. Dostum, başlamak her zaman zordur. Bir şeylere başlamak böyle insanın içinde böyle bir sıkıntı yaratır, şey yaratır. Başla. Hani şu an başla. İşin yoksa, bir şeyin yoksa başla. Boş takılıyorsa şu an başla. Ha, işin varsa yarın başla. Ama başla. Bir ara başla. Başladıktan sonra devamı gelir zaten. Elinde gitarın var, şeyin var. Bu çok güzel bir şey. Müthiş bir şey. Yani müzikle uğraşmak, bir müzik enstrümanı çalmak... Gerçekten çok güzel bir şey. İnsana da çok iyi geliyor. Hayatına da çok fazla şey katıyor. Belki senin için gelecekte yeni yollar da açar. Bilemiyorum ama başlaman gerekiyor bir noktada. Önemli olan bu. Böyle küçük, çok
basit adımlar at, küçük adımlar at, yavaş yavaş yap. De ki ben bugün 5 dakika çalışacağım, yarın da 5 dakika çalışacağım, ben bir hafta boyunca 5 dakika çalışacağım, ben 2-3 hafta boyunca 5 dakika çalışacağım. Yani günde, günde 5 dakika, günde 5 dakikanı ayırırsın günde 5 dakika, iyi değil. Bir ara dersin ki okey ben alıştım sana, ben günde 10 dakika çalışacağım ya falan diyebilirsin. Ya 5 dakika çalışmaya devam edersin ama emin ol o 2 hafta 3 hafta sonra şeyler yapıyor olursun. Şu ankinden daha iyi bir konumda olursun. İçindeki o sıkıntı da belki gitmez. Belki arada oradadır, onu bilmiyorum. Ama şu ankinden daha iyi bir durumda olursun. Çünkü o pişmanlık da biraz aslında şey, ya işte aldım ama çalmıyorum gibi bir şey var. O böyle bir sanki bir ya ödevim var da yapmıyorum veya lan sınavım var da çalışmıyorum gibi bir duygu. Bir geciktirme, erteleme duygusu. Yani onu da aşmış olursun. O pişmanlık da biraz azalır. Belki onu aştığın zaman gerçekten hiçbir şey kalmaz geriye. Bakalım. Ama sen her türlü bir başla. Böyle küçük küçük de olsa, azar azar da olsa devam ettir. Böyle. Ben bunu içiyorum. Ap birkaç saat sonra üniversite sınavına gireceğim. Girdin diye şey yapıyorum bu noktada. Geçmiş olsun. Sorum da buna yönelik. Üniversite ve sonrası için hayat tecrübelerini, tavsiyelerini dinlemek isterim. Hataların, doğruların varsa keşke yapsaydım dediklerini. Şimdi üniversite tabii ki kendinizi akademik olarak çok geliştirebileceğiniz, eğitim görebileceğiniz bir yer. O yüzden tabii derslerinizi, sınavlarınızı onu bunu aksatmayın. Ama lütfen şey kısmında hiç aksatmayın. Yani üniversite insanlarla tanışabileceğiniz bir yer. Sadece diğer öğrencilerle değil... Öğretmenlerle tanışabilirsiniz, asistanlarla tanışabilirsiniz, üniversitedeki başka insanlarla tanışabilirsiniz. Belki bambaşka şeyler vardır orada, iş için gelenler vardır, başka insanlar vardır. Bu insanlarla tanışın. En azından gidip aktif bir uğraş, etkin bir uğraş haline getirmeseniz de, yani insanlarla ben tanışacağım ulan deyip böyle günde 30 kişinin elini sıkmasanız da, ki yapmayın zaten. Salgın dönemindeyiz. Ama kendinizi buna açık tutun. İnsanlarla tanışma olayına, olasılığına açık tutun. Çünkü tanıştığınız insanlar bambaşka insanlar olacak. Şeyde hiç dert etmeyin ya bu arada. Ya abi üniversite sınavı öyle geçti, böyle geçti. Ya şöyle böyle. Abi hiç önemli değil ya. Yani oraya gelen insanlar senin gibi genç insanlar. Senin gibi bir yerlere gelmek isteyen insanlar. Yani sınav öyle olmuş, böyle olmuş. Ya İstanbul'muş, Ankara'ymış. Hiç önemli değil. Hayatını şekillendirecek olan yine sensin. Kararını verecek olan yine sensin. Ha başka bir yere gitmek istiyorsan... Üniversiteye girersin, bir yıl çalışırsın, yatay mı geçiş yaparsın, dikey mi geçiş yaparsın, çapraz geçiş mi yaparsın, nasıl geçiş yaparsın orasını ben bilmiyorum. Yine hayatını şekillendirecek olan sensin. Üniversiteye gidin ama. Yani üniversiteye bir gidin, o üniversite ortamını bir görün, insanları bir görün. Zaten insanın hayatı üniversitede başlıyor az çok. Orada şey yapıyorsunuz, wow okey ben böyle bir hayatım. Yoksa lisede hayatına karar vermek büyük bir saçmalık zaten. Lisede, okulda, üniversite hayatı öncesi herhangi bir yetişkin bir insana, en azından erişkin bir insan olmadan o genç zihinlere okey senin hayatın şöyle olacak veya şöyle olmalı veya şöyle olmasın demek ve onlardan bu kararları vermesini beklemek büyük bir saçmalık. İnsanlar sadece rehber olmak gerekiyor. Okey, sen böyle bir insansın. İlkelerine sahip çık veya atıyorum kendini sev veya İşte şu yönlerine güven diyebilmeli okul çağındaki insan. Dönüp buna karar vermişseniz iyi zaten ama yani üniversitenin bambaşka bir yer olduğunu, farklı bir yer olduğunu bilin. Hani şey olarak da bambaşka. Üniversite çok ütopik abi, patlıyoruz, şey yapıyoruz. Hayır. Üniversite bambaşka bir şey. Eski dünyanızdan çıkıp yeni dünyanıza gidiyorsunuz. Orada belki yeni bir kişi olacaksınız. Bilmiyorum. Yani orada bakacağınız, orada karar vereceğiniz bir şey. O yüzden ya sınav öyleydi de böyleydi de, benim bölümüm şöyle de böyle falan, hiç rahat olun, hiçbir şey yok. Hayatınız sizin hayatınız, bu hayatınız için çalışacak olan da sizsiniz, bu hayatı yaşayacak olan da sizsiniz. Bir şey kazanırsanız yine siz kazanacaksınız. Başkaları kazanmayacak, başkaları için kazanmayacaksınız. Bir şeyi kaybedecek olsanız siz kaybedeceksiniz ama hayatınız, yani sizin hayatınızın içinde olacak yine bu. Yani denetim, kontrol yine sizde. Kaybetmek bir şey değil yani. Kötü olan şey kaybettiğinle birlikte geride kalmak. Hani vah ben yapamadım, edemedim falan gibi. Herhangi bir sınav olabilir bu. Bir insan olabilir veya bir çabaya girişmişsiniz de o sonuç çıkarmamıştır. O geride durmak
sıkıntı. Onu da artık ne zaman o şeyi, mentaliteyi bırakıp okey ilerlemeye devam derseniz o kadar iyi. Yani önemli olan orada o kaybetme veya geride kalma veya artık nasıl bir olaysa onu yaşayıp tamam bu böyle oldu. Demek ki şöyle şöyle bir durum var veya şu yönümü geliştirmem gerekiyor veya wow okey demek ki böyle yapılması gerekiyor deyip devam etmek. Belki kendine azıcık bir süre verip devam etmek veya dinlenip devam etmek artık nasıl uygunsa. Bu da böyle. Hangi soruyu soracağım yapmamıştım? Ha okey. Yani evet bu. Hatalar, doğrular. Bence böyle kendinizi kapatmayın. Açık olun, ilerleyin. Sizin hayatınız. Bu hayat için çalışacak olan da sizsiniz. Karar verecek olan da sizsiniz. Keyif alacak olan da sizsiniz. Yani aslında hayatta keyif almak için oradasınız. Bazı insanlar çalışmaktan keyif alır. Bazı insanlar arkadaşlarıyla takılmaktan keyif alır. Bazı insanlar bir şeyler başarmaktan keyif alır. Bazı insanlar sadece süreçten keyif alır. Bazıları sadece o anlık duygudan keyif alır. Böyle o rüzgar gelir şöyle tenine değer. O anın içinde olmaktan keyif alır. Sizin keyfiniz. Deyip sonlandırıyorum bunu. Çünkü çok konuştum. Aşı olduğunu söylemiştin. Hangi aşı oldum ve belirti gösterdim mi? Aşı birinci doz oldum. BioNTech oldum. Herhangi bir belirti göstermedi. Gayet iyiyim. Sağlığım yerinde. Ben bir uzman değilim. Yani şöyle olur veya böyle olmaz demiyorum. Bende hiçbir şey olmadı. Gayet sağlıklıyım. Hatta o gün bayağı biz arkadaşlarla dışarıdaydık. Takıldık ettik falan filan. Böyle. Ama aşınızı olun. Aşınızı olun. Yani ne olacaksanız, hangi aşı olacaksınız bilmiyorum ama aşınızı olun diyeceğim. Ve bu konudaki sözüm, son sözüm bu olacak. Eğer yeni Fallout oyununu çıkaracak olsaydın, Vault 146 yapar mıydın? Vault 146 yapmazdım. Doğrudan böyle bir Vault koymazdım oyun içine. Çünkü Vault'lar sanırım sığınaklar, yeraltı nükleer savaş sığınakları 120'ye kadar gidiyor. 120 tane falan olması lazım. 130 öyle bir şey. Yani öyle yapmazdım. Ama sanki daha fazlası varmış gibi bir böyle bir gizem, bir teori, bir dedikodu, böyle bir yerdeki bir küçük bir yazı veya bir yerde küçük bir ses kaydı falan, böyle çok çok hafif ve silik bir ipucu bırakırdım bir yere. Bunu da Vault 146 üzerinden yapardım. Ama bu kadar. Çünkü oyun içinde zaten belli bir lore var, bir şey var. Daha fazlasını koymam. Sonraki oyunların storyline'ında bunları kullanabilir demem. Yok, o küçük bir gizem olarak. Böyle. Videomuz da bitiyor yavaş yavaş. Hiç takipçilerinle birlikte video çekecek misin? Yok. Yani şöyle. Belki bir yayında falan toplu bir şekilde girdiğimiz bir şey olabilir. Veya yani bir vlog esnasında dışarıda bir etkinlikteysek, bir şeydeysek falan böyle bir şey olabilir. Ama ben genelde hep tek takılmayı seven bir insanım. Yani mesela kendi yayıncı arkadaşlarım da var, kendi YouTuber arkadaşlarım da var. Ama onlarla bile aslında çok bir şey yapmıyorum baktığınızda, gördüğünüzde. Çünkü şeyleri kendi başına deneyimlemeyi seven bir insanım. Mesela yayın yaptığımızda bile yayını yaptığım şeyler genelde işte San Andreas'taki yan işler, challenge'lar, onlar bunlar, collectible'lar oluyor. Veya neyin yayını yapıyoruz ya? Undertale'ın yayını yapıyoruz çünkü sürekli kaybedip geri şey yapmam gerekiyor. O da sıkıcı bir süreç aslında. O süreç boyunca birileriyle konuşuyor olmak, bir şey canlı bir şekilde yapıyor olmak o güzel bir şey. Korku oyunlarının yayınlarını yapıyorum. O korku oyunlarındaki videoları da olabilir yani. O aslında biraz böyle %50-%50 bir ağırlığı var. Ama yani mesela korku oyunları, o korku şeyine canlı olarak tepki vermek de bayağı keyifli. Böyle ben daha özel deneyimleri seven bir insanım. Daha bunları yapmaya, bunları deneyimlemeye meyilli bir insanım. O yüzden pek yakın zamanda mümkün değil gibi böyle bir şey. Sonraki soruda son yudumu alacağım. Hazır mısınız video diye soruyor. Yoruma. Soruya. Neden 146? Şimdi biz bir ara Fallout oynarken orada sağda solda küçük yazılar gördük. Böyle bir işaretler. Vault'tekin bu Vault'ları, sığınakları yapan şirketin logosuna benziyordu bu işaretler. Şeyler ama bayağı eski, böyle mağara duvarlarına kazınmış bir şeyler gibi görünüyordu. Eskiydi yani, yeni değildi.
Bir yerde de böyle bir tuhaf tuhaf semboller falan filan var, böyle çok ilkel basit semboller, böyle tek vurgulu, iki vurgulu falan basit çizimler. Bunları deşifre ettiğimiz zaman bir sayı olduğunu gördük. Orada da 146 yazıyordu. Ben dedim ki en azından bizim teorimiz öyle yani, biz öyle deşifre ettik. Dedim ki iyi, o zaman ben buradan kaptırıp giderim. Yani normalde bunun üzerine kurulacaktı bütün kanal. Buradaki bu Fallout'taki bu teori üzerine, gizem üzerine kurulacaktı ama olmadı. Başka yerlere doğru evrildi. Bu da böyle deyip son alıyorum. Mis gibi. Son soruyu Discord üzerinden aldık bu arada. O yüzden sorularınız varsa Discord kanalımızdaki altı çayı sunucusu. Discord sunucumuzdaki altı çayı kanalından bir türlü kafamda şey yapamam. Discord konusunda çok cahilim. Ama işte Discord sunucumuzdaki altı çayı kanalından sorabilirsiniz sorularınızı. Orada duruyor oluyor bu sorular. Yine aynı şekilde bu videonun altına da yazabilirsiniz soruları. Ki şu an aklıma geldi. Bir önceki altı çayının altındaki videolar, sorulara ben bakmadım. Ama sonraki video için bakacağım. Söz veriyorum. Sonraki videoda bu sorulara bakacağım. Şu an aklıma geldi. Gerçekten bu bölümü sonlandırırken aklıma geldi. Wow, bu bölümde cevaplamam gereken daha fazla soru vardı diye. Artık sonraki, hatta yazacağım hani sonraki bu videoyu çektikten sonra hemen not alacağım. Geçen videonun altında soruları falan sonraki videoya not alacağım. O yüzden içiniz rahat olabilir. 11. bölümü sanırım, 11. bölümü not alacağım. Şu an 10. bölümü çekiyoruz aldık çayının. Neyse öyle, onun için neyse, teşekkür ederim. Sorularınız için de çok teşekkür ederim. Like'larınız ve yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Unutmuyoruz. Öyle. Açıklamalarda bazı başlıklar, linkler bulabilirsiniz. İlginizi çekecek konular olabilir orada. İsterseniz orayı da bir göz atın. Ne diyorduk biz bu noktada? Bir süre boyunca yapmayınca böyle oluyor. Sıcaklara bastırdığı zaman böyle oluyor. Sonraki yayına, sonraki defaya, videoya artık yayına, hangisiyse görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte huzurlu, mutlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bye bye.